السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. ...29. mektubu ana metnini bitirmiştik. Şimdi Zeyl'ine geldik. Zeyl'i aslında 26. sözün Zeyl'idir. Ama çok okunamıyor. Yani tanınan bir yer, fakat güzelliği, içeriğinin ne kadar önemli olduğuna inandığım için defalarca okunmasında bir mahsur olmadığı gibi fayda olduğuna da inanıyorum. Kendim için de bir hatırlatma daha olsun istiyorum. Zeyl, Bismillahirrahmanirrahim. Bu küçük Zeyl'in büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Herkese menfaatlidirden ne anlıyoruz? Herkes kendi kapasitesine göre faydalanabilir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Şimdi Cenab-ı Hakk'a ulaşacak olan yollar pek çoktur. Burada müteradif mi derler, edebiyatta bir sanat var. Ne sanatı derler onu? Bir kelime kullanarak iki ayrı hedefi birden gerçekleştiriyor. Tarik kelimesiyle Cenab-ı Hakk'a ulaşan yollar, vesileler demek istiyor. Doğrudur. Ve aynı zamanda toplumun kültüründe var olan tarikat kelimesinin de özünde tarik. Tarikat, tarik kelimesinin çoğuludur. Yollar demek. Aslında onların da o tarikat diye bilinen kurumların, artık bilinen hareketlerin, davranışların, insan gruplarının aslında Cenab-ı Hakk'a ulaşan bir yolu aradıklarını veya araması gerektiğini 29. sözde çok değişik vesilelerle ifade etmişti. Biz de kendimiz için anlayacağız bunu. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak yollar çok. Ama Cenab-ı Hakk'a vasıl olan yolu herkes biliyor ki hani biz Allah'a bir yolculuk yapacağız, uçağa bineceğiz, füzeye bineceğiz, olmadı. Açık konuşmaya bile gerek yok. Ama onu tanıyacak, onun marifetine erecek ve onu, yani kainatın ve insanın yaratıcısını, insan bizzat kendi insaniyetinde emin, mutmain bir şekilde idrak edecek, fark edecek. Öyle kolay gibi görünmesine rağmen Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak, toplumda ya da Risale-i Nur'un kullandığı bir dil olan
dilde, mesela Nur'un dilinde, Kur'an'ın dilinde iman diye genel olarak ifade ediliyor. Marifetullah yine kültürde hakim olan bir kelime. Rabbin marifetine erişmek ama açıklanması gerekir. Ne demek Halık'ın, Allah'ın marifetine erişmek, marifetullah? Onun bilincinde olmak, onun farkına varmak, onu bilmek, tanımak. Nasıl olacak bu? Bunun yolları çok kardeşim. Herkes ne kadar ani olursak olalım ya da ne kadar kendimizin portfolyosunda, dosyasında diploma olursa olsun, isterse şeriat fakültesinin diploması olsun fark etmez. Yolun ne senin? Yani Allah'a, yaratıcıya senin kendi varlığını bağladığın yol neresi? Nedir? Hangi yolla ulaştın ona? Hangi yolla ulaştın? Hangi vesileler aracılığıyla o sonuca ulaştın? Herkesin bir yolu olması gerekir. Her ne kadar efendim biz Allah'a inanıyoruz, Müslümanız desek de niye? Hangi yolla Allah'a inandın? Hangi yollara başvurarak onun dinini keşfettin, fark ettin? Hangi yollara başvurarak onun mesajıyla baş başa oldun? Gerek yaratılış alemindeki mesajıyla, gerekse peygamberler aracılığıyla gönderildiği nakledilen mesajlara ne kadar ulaştın, ne kadar emin oldun, ne kadar bu konuda marifete vardın. Bunlar esas sorunlarımız bizim. Öyle bütün tarikatlar Allah'a gider kardeşim gibi genel cümlelerin kullanımında hiçbir maksat yok, anlam yok. Bizi bir yere götürmez, bize bir şey öğretmez. Onun için daha mertçe davranıp, daha açıkça ifadeler kullanmak suretiyle bunların altında neler var, bu ifadelerde ne kastediliyor? Aman efendim Kur'an'da nefsi mutmainneye diyor, biz nefsi mutmainneye mazhar olacağız falan. Tamam yani güzel diyor, doğru böyle bir kelime var. Ne demek nefsi mutmainne? Öyle sözlüğü açıp da efendim tatmin olmuş nefis. Ne demek tatmin olmak? Ne demek nefsin tatmin olması? Araştırılması gerekiyor, düşünülmesi gerekiyor. Zorluk anlamında demiyorum. Böyle bir kelimenin sözlük manasını biliyorum diye meseleyi anladım zannetmeyelim. Hele hele ben nefsi mutmainneye tabi oldum veya nefsi mutmainneye ulaştım falan gibi efendim üç türlü nefis vardır. İşte nefsi emmare vardır, nefsin levvame vardır, nefsi mutmainne vardır diye okuyoruz ya kitaplardan. Bu kelimeleri bildim diye ben bu aşamalardan geçtiğimi zannetmeyeyim. Bizi çok yanıltıyor bunlar. Yani bilgi dediğimiz, informasyon dediğimiz, kelimeleri bilmek, kelimelerin bir başka dildeki karşılığını bilmek, Arapça bir kelimenin Türkçe karşılığını bilmek vesaire, konuyu halletmek demek değildir. O konunun içerisinde olmak demek değildir. O kolayı ciddiye al, olayı ciddiye almak lazım. En azından ben iman nedir denildiği zaman, Allah'a ulaşan yollar denildiği zaman hangi yoldayım ben diye bir soru vermek lazım.
Benim yolum ne? Ama efendim ben şöyle 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 cemaatlere mensubum, şu şöyle bir tarikatım var, şöyle bir şeyim var. Bunlar iddia. Ne gibi belge var elinde? Seni itmiğne etmiş. Hangi cemaat, hangi tarikata, hangi şeyhe tabi olursan ol, hangi kitabı okursan oku, senin kendini ikna etmiş, seni terbiye etmeye vesile olmuş. Duyguların ile, insaniyetin ile o seni yaratan arasındaki bağı canlı tutan vesileler nelerdir? Bunların üzerinde cevabımız olmasa bile canlı canlı duran bizi böyle sorularım var benim ama cevabım yok diyecek, tevazu haline sokacak bir tercihimizin olması lazım. Eğer böyle bir tercihi kendimizde görmüyorsak bilgi bir şey ifade etmiyor. Belli bir cemaatin toplantısına katılmak, belli bir tarikat sohbetinde zikir halkasına katılmak meseleleri halletmiyor. Bunları yapmayalım demiyorum. Bunlar araçtır. Hiçbir zaman sonuç değildir. Hiçbir zaman. Müslüman olduğumu söylemem. Olabilir, söylersin. Sonuç değildir. Bir kelime-i şehadeti dilinle söylemen sonuç değildir. Gerçekten şahit oldun mu? Ona dikkat et. Hangi vesilelerle şahit oldun ki? Allah'tan başka ilah yoktur diye tercüme ederler ya. Hangi vesilelerle şahit oldun gerçekten? Olmadın demiyorum. Kimsenin de böyle bir iddia etmeye hakkı yok. Ama soracağız kendimize. Ben hangi vesilelerle şahit oldum diye. Okumaya devam ediyorum. Bu sorgulama alanı çok geniş. Sorgulamak çok önemlidir arkadaşlar. Sorgulamayan bir yere gitmez. Yani insan, şöyle bir cümleyi ben kendim için bir ne derler slogan haline getirdim. İnsan soruları kadar değerlidir. Cevapları değil. Cevapları bilmiyoruz. Yani bir bilmiyoruz derken cevapların değerini bilmiyoruz. Ama insanı insan yapan sorularıdır. Hep mi soru soracağız? Hep mi soru üretip duracağız? Hayır, hayır, hayır. Soru üretilmez. Sorunun farkına varılır. İnsanda araştırma özelliği vardır. Öyle yaratılmışız. O özelliği ortaya çıkarttığımız zaman sorular ortaya çıkar. O özelliğin ortaya çıkması için irademizi kullandığımız zaman sorular ortaya çıkar. İşte o soruları elimize alıp kaçmayacağız. Ben inanıyorum, ben inanıyorum diye. Hemen böyle savunma mekanizmasına girmeyeceğiz. Sen bizi kafir mi zannediyorsun kardeşim falan diye. Savunma mekanizmasının arkasına saklanmayacağız. Ya benim ne gibi sorularım var diyeceğim. Nedir benim derdim? Nedir benim problemim bu dünyada bulunmam? Nedir bu kardeşim? Diyeceğiz. Ne oluyor burada diyeceğiz. Ne böyle koca 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 sayısız sayısız sayamayacağımız kadar galaksiler, sonsuza gidecek olan detaydaki incelikteki atomlar, atom altı dünyalar. Ne oluyor böyle diyeceğim. İnsanın insani duygularına döneceğim. Ben de böyle böyle duygular var. Nereden geldi bunlar bana diyeceğim. Allah beni böyle yarattı deyip geçmek problem değil. Niye böyle yarattı? Ne yapacağım ben onları? Yarattıysa. Nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun?
O yaratılmadı, kendi kendine oldu diyen de var. Delilin ne senin? Hadi kendi kendine oldu diyenlerin delili yok. Anladım ama senin delilin ne? Bunlar, bizim delilimiz yok demiyorum. Ama bunları araştırdığımız kadar insaniyetimiz kıymetlidir. Bunları sorguladığımız zaman kadar kıymetliyiz. İnsani kıymetimiz ortaya çıkıyor demektir. Yoksa bilgi yığınıyla insan insaniyetini keşfedemez. Bilgi, hani üç türlü nefis vardır diye bildim. Kur'an'da müminler şöyle övülüyor diye 3-5 tane ayet ezberledim. Bununla ben ne mümin olurum, ne de o müminlerin övüldüğü, takdir edildiği ayetlerin anlam kapsamı içerisine girerim. Hiçbir şey ifade etmez. Onunla iyi hutbe verirsin veya vaaz edersin. Başkalarına anlatırsın. Kendinin dış dünyana anlatırsın. Dış kimliğini belirlersin. Ben Müslümanım diye de insanlara söylersin. Gerçekten, hani sana sordukları zaman, dininiz ne, adın ne, Ahmet, Mehmet, neyse, nerede doğdun, kaç yılında doğdun, dini İslam dedin diye başkasına, hiçbir şey değişmez. Kendi dünyandaki yaşadığın, bizzat insaniyetinle kavradıklarındır senin için önemli olan, benim için önemli olan. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Konumuz bu. Peki, bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Şimdi bu cümleyi yine iki müteradif kelime derler ona, ne derler? Karıştırıyor da olabilirim, edebiyatçı falan da değilim. Yani iki anlamlı birden kullanıyor. Bütün hak tarikler, Allah'a ulaşan bütün yollar Kur'an'dan alınmıştır cümlesini ben, Kur'an'dan alınanlardır diye okumak isterim. Neden? Neden böyle değiştiriyorum ya? Muzak böyle yazmış işte. Hayır, benim için bunu anlıyorum burada neden böyle yazdığını. Çünkü demiyor ki, senin şeyhin bu tarikatı kafasından uydurdu. Dolayısıyla insanların tarikat geleneği için söylüyorum. İnsanların tarikat şeyhlerine veya mesleklerine itimadı kırılsın. Avamın ya bu şeyh kendisi uydurmuş olmasın falan diye itimadı kırılsın istemiyor müellif. Belli bir şey. Ama şey onu Kur'an'dan aldı. Nasıl aldı? Kendisinin kapasitesince aldı onu. Tarikat geleneğinde bu böyle. Fakat biz dedik ki bu tür metinleri biz tarikatçılar için okumayacağız dedik. Çünkü biz tarikatçı olmadığımızı söyleriz. Bu olabilir. Yani bir insan belli bir toplumda belli değer kazanmış olan bir kelimenin şemsiyesi altında kendini tanımlamamış olabilir. Kapsamında değilim ben diyebilir. Bunun bir mahsuru da yok. Dedi diye de faydası da yok. O ses olan senin gerçeğindir. Ama biz bu böylesi cümlelerin bize bakan taraflarına dikkat etmeyi prensip edinmiştik ya, oraya gelelim. Bütün hak tarikler, yani Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak, onun marifetini erdirecek, onu iç dünyasında yaşatacak, gerçekten evet öyledir dedirtecek olan bütün vesileler, deliller, bütün yollar, her türlü vesile, araçlar Kur'an'dan alınırsa faydalı olur. Kur'an'dan alınmazsa faydalı olmaz. Aman efendim, çok insan var Kur'an'ı bilmiyor. Evet,
Doğru. Yani çok insan var, Kur'an'dan haberi yok. Hatta onu reddettiğini falan söylüyorum. 3-5 tane kendini bilmezin yapmış olduğu konuşmalara bakarak Kur'an böyle diyorsa ben Kur'an'a inanmıyorum falan diye konuşan cahil cüheler çok insan olabilir ya. Var da ya. Görüyoruz, duyuyoruz, inkar etmeye de gerek yok. Diyorlar, olabilir. Aslında hakikate ulaşan yolların hepsi Kur'an'ın dahilindedir. Çünkü Kur'an'ın en nihai hedefi insanı yaratılış maksadına ulaştırmak için eğitmektir. Rehberlik yapmaktır. Tavsiyelerde bulunmaktır. Onu ikaz, insanı ikaz etmektir. İnsanın duygularını tahrik etmektir. Yani harekete geçirmek, yoksa suni olarak futbol maçındaki bağıran insanlar gibi tahrik olmak değil. O hani hayvanların bile yapmadığı bir iş, o boş iş yani. Ne bileyim, insanları yapıyor işte, yapıyor yani, insan der misin bilmiyorum da öyle. Her neyse, tahrik etmek, duyguları harekete geçirmek, sanki bir çekirdeğe toprağa koyup su dökmek gibi onun hayat ukdesinin çözülüp filiz hale gelmesini sağlayacak olan yolu, yöntemi, yordamı gösterir Kur'an. Bizim görevimiz, eğer Kur'an'ı tanıyorsak, o yolu, yordamı araştırıp bulmaya çalışacağız. Kur'an nasıl bir yol gösteriyor diye merak edeceğiz. Aman efendim, ben Arapça bilmiyorum, nasıl olur da böyle bir araştırmaya girerim, hoca değilim diye kaçmayacağız. İnsanlarla olan kurduğumuz ilişkide, bak ben hoca falan değilim, Arapça da bilmiyorum. Şu Kur'an bana benim yaratıcıma nasıl ulaşacağıma dair neler söylüyor acaba? Hangi vesilelere başvuracağım diye soruşturacağım. Eğer bir kaynak bulduysam, bu kaynak her şey olabilir. Yani YouTube'da bir program olabilir, bir televizyon programı olabilir ki sanmıyorum öyle bir şey olacağını televizyonda. Hani bilgi verirler de ki hakikati veren olursa televizyona sokarlar mı, programı alırlar mı, o büyük bir soru zaten. Ama bir kitap olabilir, bir insanla konuşmuş olabilirim, bir eş, akraba, dost, komşuyla beraber olurum, bir iş yerinde tanıdığım insan olur. Benim ana ilişki alanım, bu insanlarla olan ana bağım, kaynağım, bu tür sorulara cevap bulmakta acaba ben bu kişiden yararlanabilir miyim, faydalanabilir miyim? Olacak. Yoksa gönül eğlendirmek için, yalnızlığımı paylaşmak için, bir başka kişiyle beraber olmanın ben mantığını anlamıyorum. Bu konuda çok geriyim yani. Ya çok zihnim çalışmıyor benim. Yani derler ya, aptallaşıp kalıyorum diye. Anlamıyorum. Ne yapacağım? Canım sosyalleşmek lazım. Evet. İnsanlarla beraber olacaksın. Resulullah her gün sabahleyin evinden çıkar, kahvaltı yapar mı yapmaz mı, var mı öyle bir kavram, duymadım hiç. Sabah evinden çıkar, insanlarla konuşur. Sosyalleşir yani. Acaba ne konuştu? Ne konuştu? Kur'an bunun şahididir. İnsanlarla ne konuşuyordu acaba diye. Siz Kur'an'da hiç, yani Müslüman diye bilinen bir toplumun içindesiniz ya. Ben değilim şu anda. Onun için benim böyle bir problemim yok. Yani siz şu anda Müslüman diye bilinen bir toplumun içerisindesiniz.
hangi insanla beraber oldunuz? Bu sizin en yakın akrabanız olur, eşiniz olur, çocuğunuz olur, babanız olur, kardeşiniz olur. Oradan tutun, iş arkadaşınız olur, ne bileyim şu veya bu şekilde tanıştığınız bir dost eş derler ya, öyle birisi olur. Hangisiyle bir araya gelip bu meseleyi konuştuğunuzu sorgulayın. Yani ezbere bir şeyler okumak deriz yani, oturdu adam geldi bizim eve de Kur'an okudu hani sorularına cevap var mı? Kur'an'da var ama sen farkında mısın? Kendine soracaksın. Onun için arkadaş, bu ayet ne diyor bana diyeceksin. Bana nasıl rehberlik yapıyor diyeceğiz. O zaman Kur'an bize rehber olur. Allah'a ulaşan, vasıl olacak olan yol Kur'an'dan gelir. Kur'an'ı bilmeyenler için de başka yollar var. O yollar Kur'an'ın içindedir, fakat o kişi bilmiyor ki Kur'an'ın içindedir. Ama bir şartla, o yolu arıyor mu? Yani ben niye bu dünyada varım ki? Diyor mu? Hani çok basit bir cümle olarak görünebilir size. Bana hiç de basit değil, en önemli cümle olarak görünüyor. En önemli. Bir insan ben bu dünyada niye varım ki diye sormadan her gün bin defa la ilahe illallah dese benim gözümde bir faydası olacağını zannetmiyorum. Ben böyle çok kaba bir insanım. Ne bileyim, kendimi öyle buluyorum, düşünüyorum, taşınıyorum. Ben niye varım diye sormamış bir insanın bin defa la ilahe illallah diye kültürden duyduğu cümleyi tekrar etmesinin, o insanın insaniyetinin gelişmesinin ne katkıda bulunduğuna bakıyorum. Benim gözüm mü kördür, gönlüm mü kördür, kalbim mi mühürlü bilmiyorum. Hiçbir gelişme görmüyorum. Taassuptan, İttiadan, kendine güvenmekten, gururdan başka bir şey görmüyorum. Ben iyi, sağlam Müslümanım. Niye günde bin defa la ilahe illallah çekiyorum diyor. Gururdan başka bir şey değil. Ne yapacağız? Demeyecek miyiz la ilahe illallah? Kardeşim, sordun. Konuştun bir arkadaşınla veya bir kitapla veya birisiyle veya dinledin adamın konuşmasını ve sonuç olarak kalbinde, duygunda, anlayışında, insaniyetinde gerçekten la ilahe illallah hakikat ifade eden bir cümledir diye ikna oldun. Ve o zaman dilinin la ilahe illallah diye söylemesi zaten otomatiktir. Korkma, otomatik. Söyler, söylemeden olur mu? Mesela bir insan yemek yiyecek de lezzet alacak da biz yemekten çok iyi anlarız da ondan yemek örneğini veriyorum. Ben öyleyim. Yani yemeğin çeşidinden falan anladığımdan değil de yemeği severim. Aç olduğum zaman o yemek yemek benim için çok böyle zevk kaynağı bir olaydır. Evet, yemek yediğimiz zaman çok lezzetliyse, ya en azından kendi kendime olsam, çevremde kimse olmasa bile kendimden ne demek? Bayağı lezzetliymiş derim, zevk aldım derim, ifade ederim. Dilim söyler bunu kardeşim. Onun için dilin söylemesi için özel bir irade göstermene gerek yok. Ama özel bir irade ancak imanın hakkaniyetinin insan dünyasında anlaşılması için soruların ortaya çıkmasına, soruların insanın kendisinin önüne sergilenmesine ihtiyacı var. Peki, bütün hak tarifler Kur'an'dan alınmıştır.
tarikata bakan yönüyle ehli tarikin hüsnü zannını muhafaza ediyor. Bize bakan yönüyle bu cümle bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmalıdır diyor. Peki Kur'an'dan haberi olmayanlar için ayrı konu. Burada onlar muhatap değil. Fakat tariklerin bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha ehemmiyetli oluyor. Umumiyetli oluyor, pardon. Daha umumiyetli oluyor. İnsanın bir çabası olsun da korkma o zaman. Yani daha kısa yol var. Daha selametli, insanın rahatlıkla onaylayabileceği yol var. Daha umumiyetli, geniş, kapsamlı yollar var. Ya bunları böyle söylemenin de yine pek fazla bir anlamı yok. Biz kendimiz için söyleyeceğiz. Ben nasıl bir yol tutturuyorum? Nasıl bir yolda gidiyorum diye biz kendimiz için bakacağız, konuşacağız. Şimdi Kur'an'dan almak ne demek diye soruyor Yunus da. Artık sorudur veya arkadaşların dikkatini çekmek içindir. Veya yani beni konuşturmak içindir. Olabilir, bilemiyorum. Önemli değil ama yerinde bir cümle. Kur'an'dan almak demek Allah'ın kendisinin insana yapmış olduğu konuşmanın hitabetin içerisindeki rehberlikten faydalanmak demek. Ben böyle anlıyorum. Kur'an çünkü Kur'an Allah'ın konuşması kime? İnsana. İnsana Allah'ın bir, kainat yaratarak fiilen konuşması olur. İki, peygamber göndererek, peygamber aracılığıyla, örneklik de, sergilemek suretiyle konuşması olur. Bir de peygamberlerin eline mesaj verip bu mesajların bizlere ulaşması suretiyle Allah'ın konuşması olur. Kur'an'dan almak demek bu mesaj. Bizim için konuşuyorum şu andaki beraber olduğumuz arkadaşlar için konuşuyorum. Kur'an'dan almak Allah'ın konuşmasının rehberliğinden faydalanmak demek. Yoksa ben başka bir şekilde Kur'an'dan bir ayet ya da hadisi kopyalayıp onu insanlara aktarmak demek anlamında anlamıyorum ki siz de öyle anladığınızı zannetmiyorum. Zaten eğer öyle anlasaydınız sormazdınız ne demek diye. O tarikler içerisinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim, bakın Kur'an'dan ne almış şimdi? Kur'an'dan istifade ettiğim aciz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarihidir. Şimdi şöyle oturup da konuşalım. Kur'an'da aciz diye bir kavramlaşma var mı? Fakr diye bir kavramlaştırma var mı? Fakirlik diye. Şefkat diye bir kavramlaştırmayı mı kastediyor? Tefekkür diye bir kavramlaştırmayı mı kastediyor? Yani Kur'an'dan bir kavram aktarması mı yapıyor Nursi? Cevap benim cevabım hem hayır hem evet. Hayır neden? Çünkü böyle Kur'an dört tane yol var kardeşim. Bunlardan birincisi veya kolum neyse acizdir, fakirdir, şefkattir, tefekkürdür diye saymıyor. Böyle bir ayet yok. Ama ayetlerin veya Kur'an'daki konuşmanın bize sunduğu, teklif ettiği yollara bakınca onları inceleyince
onların içinden böyle bir balın petekten süzüldüğü gibi bu dört ana unsur süzülüyor. Bu dört unsur araçtırlar. Bu araçları kullanmak suretiyle insan yaratıcısını tanır, onunla daha yakın, daha içten, daha samimi ilişkiye geçer. Yani mükalemeye geçer. Konuşur, irtibat kurar. Bunlar birer araçtırlar, vasıta. Bu araçları kullanabildiğimiz oranda bizim için yararlıdır. Kullanmadığımız zaman bunları saymak, aciz, fakir, şefkat, tefekkür diye saymanın, işte bunlar Kur'an'dan alınmış yollardır diye iddia etmenin, çünkü iddiadır eğer gerçekten ben kendim için uygulamaya koymadıysam, bir şey ifade etmez. Onun için şimdi çok 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 kısa bir şekilde bunların hem delalet eden bu yol, bu dört tane araca delalet eden, işaret eden ayetlerin analizini yapacak, hem de içeriklerinin ne olması lazım geldiği hakkında, yani inanılmaz derecede özet diyeceğim, öyle %1 falan değil. Her biri için ayrı kitap yazılır. Bir paragrafın içerisinde, yani bir sayfanın içerisinde bunların bize bir özünü sunacak. Onun için hazır olalım şimdi. Nereden çıktı bunlar dediğimizde, bak anlatacak kardeşim, sabret. Ama dikkat et. Neyi hedefliyor müellif diye dikkat et. Evet. Aciz. Şimdi acizi anlatma teşebbüsünde bulunuyor. Aciz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. İşte gel, işin içinden çıkabilen varsa buyursun, mikrofonu alsın. Efendim, aşk gibi dedi. Yine bu kelimeleri iki yönlü değerlendireceğiz. Onu unutmayacağız değil mi? İki yönlü değerlendirmek. Ne demek iki yönlü değerlendirmek? Bir, ehli tarikin kullandığı terminoloji olarak değerlendirmek. Bu birinci yol. İkinci yol, ben ehli tarik falan değilim, ne demek istiyorsun diye müellife sormak. Ne aşkından bahsediyorsun? Belli ki tarikat mesleğinde gelişmiş olan bir ifade, aşk-ı ilahiden bahsediyor. Ama o tarikat geleneğinde bir terim olmuş. Terim olarak herkes konuşup duruyor o konuda. Ben şimdi kendi pratik hayatımda aşk-ı ilahiden ne anlayacağım? Öyle bir sıkı fıkı ilişki ki, benim anlayabildiğim kadarıyla sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Birbirine öyle kaynaşmış bir ilişki ki, ben o ilişkiyi yine müellifin başka yerde kullanmış olduğu bir tabirin içinde görüyorum. Bu benim kanaatim. Özet olarak sunmak için bu kanaatimi sizinle paylaşacağım. Yoksa işin detayına girecek olursak konumuzun çok dışına çıkarız. Benim kanaatimin detayları bana ait bir tecrübedir. Bunu size saatlerce anlatacak da değilim. Zaten durumumuz da bunu gerektirmiyor. Konumuz da bu değil. Peki nedir bu benim aşk dediğim olay?
öyle bir sıkı fıkı ilişki ki, hani çok iki tane aşık varmış da devamlı işte el ele tutuşup devamlı beraber birbirlerinin ayrılığına dayanamıyorlarmış falan var ya, o anlama destek olmak üzere benim yaratıcımla olan bağımı ben nerede görüyorum? Çok basit. Yine müellifin kullandığı bir ifadeyi nakledeceğim. Masnuiyetinde sani'i görmek. Mahlukiyetinde Halık'ı görmek. O kadar birbirine kaynaşmış. O kadar sıkı fıkı ki ayrılmak isteseler de ayrılamazlar. Masnu'un olduğu her yerde mutlaka sani vardır. Yani sanisiz masnu olmaz kardeşim. Masnuiyetinde, sanat eseri oluşunda, yapılışında, var edilişinde, var oluşunda var edeni görmek. Aşk. Ayıramazsın. Kaynaşmışlar. Birbirlerinde haşa diyor, Allah bende fani oldu anlamında değil de hani günlük hayattaki konuşma dilindeki aşkı söylüyorum. Birbirlerinde fani olmuşlar. Birbirlerinde. Öyle özellikle Fars edebiyatından gelen Leyla ve Mecnun falan var ya, hiç buluşamazlar, görüşemezler. Görüşmedikleri halde birbirlerinin sevgisiyle yanarlar, tutuşurlar, ölürler var ya, öyle değil. Benim şahsi anlayışıma göre o işte Kerem ile Aslı, Leyla ve Mecnun palavra. Bunlar aşk değil kardeşim. Aşk kaynaşmayla olur. Aşk vuslatla olur. Ulaşamamak aşk değildir. Fakat onların anlatmak istedikleri başka hakikatler var. Onu da ayrıca teslim etmek gerekir. Sen hiçbir zaman Rab olamazsın. Masnu isen sani olamazsın. Onu söylemek istiyordu. Usturuplu bir şekilde söyleyememişler diye anlıyorum ben o hikayelerden. Yani masnuiyetini kavrayan bir insanın zaten kendisini sani diye görmesi kadar komik bir şey olamaz. İnsaniyete yakışmaz. İnsaniyete sığışmaz mı? Ya masnuiyetinin içinde saniin hazır ve nazır olduğunun bilincinde olup onunla beraber olduğunu fark eden insan aşk-ı insan ilahiyi yaşayan insan. Benim çok kolay. Yeter ki masnuiyetinin bilincinde ol. Sorgula masnuiyetini. Ben yapılıyor muyum? Ben yapılmış mıyım? Ben yapılıyor muyum? Sor, korkma, sor. Kendine sor. Başkasına sor. Ya seni Allah yarattı. Olmaz. Seni Allah yarattı ifadesinde senin masnuiyetinin farkındalığı, bilinçliliği yoktur. O zaman masnuiyetinin farkında olmayan, sani olduğunu nereden çıkarıyor ki? Nereden bulup çıkarıyor? Sani olduğunu. Masnuiyetinin farkında olmayan gayba mı gitti geldi de konuşuyor seni Allah yarattı diye. Bunlar palavra cümleler.
cümlecikler, anlamsız, pratik değeri olmayan cümleciklerdir. Kur'an'ın konuşmasında Allah'a yakışan bir ifadedir. İnsanın kullanacağı bir ifade değil. Yalnız Kur'an'ı tekrar ederken, yani Allah böyle söylüyor diye nakledilir. Yoksa senin marifetullah yolculuğunda, miracında araç değildir bu tür cümleler. Yalnızca seni tembelliğe atar. Hani beni Allah yarattı ben biliyorum deyip geçip gider adam. Üzerinde durmaz, tembel yapar ya da boş yere, gurur zaten boş yere bir insanın kendisini kandırması demektir. Hakikati olmayan bir şey. Gurur o. Hakikati olmayan bir şeyden dolayı insanın iftihar etmesi demektir. Gurur. Gurur kaynağıdır bu tür cümleler. İyi dikkat edin. Kalbi itminan etmez. Yalnız mahlukiyetinin bilincinde olduğun, nedir sende yaratılan, çevrendeki eşyada yaratılışın ve ifadeleri, kalitesi, ya da kalitesini yanlış anlarız orada ama Türkçe kelime arıyorum onun için. Yaratılışın özellikleri diyelim. O özellikler ancak ve ancak ona vücut verenin yansıttığı özelliklerdir. Hani bir sanat eserinde ya da bir kitapta veya bir cümlede kağıdın mürekkebinde anlamı yok. Ama o kağıdı, o mürekkebi kullanan sana bir mesaj gönderiyor. O mürekkep ile bir şekiller göstermek suretiyle. O mesaj o kişinin sana aktardığı manadır. Kainat da, varlık alemi de, sen de, ben de, yani biz insanlar, biz varlıklar, varlığımız ile okunması gereken, değerlendirilmesi gereken bir kitap gibiyiz. Kitap okunmazsa, kitabın yazarının ne demek istediğini nasıl anlarsın kardeşim? Mümkün değil. Kainatta böyle bir yaratılış yok. Kitabı okumadım ama kitabın yazarı şunları demek istiyor. Bu yalnızca bir atmasyon konuşmadır. Spekülasyondan ibarettir. Hiçbir hakikati yok. Kitabı okumak lazım. İnsanın kendi yaratılışını okuması lazım. Çevresindeki eşyanın nasıl yaratılıyor olduğuna, hangi özelliklerle donatılarak var ediliyor olduğuna bakmak suretiyle o yaratılışı gerçekleştirenin özelliklerinin yansımalarıyla baş başa olacak. O yansımalar o kişide, o yaratılışı okuyan kişide işte beni yaratan, bu eşyayı yaratan, bu özelliklere sahip olandır diye onunla beraber olacak. İşte bu beraberlik kesinlikle ayrılmaz. Bu vuslat, bu ulaşma kesinlikle ayrılamaz. Bunun firakı olamaz. Ancak ben unutursam, dikkat etmezsem, ben ondan uzak kalırım. Yoksa benim yaratılışım hala o manaları, yaratıcımın özelliklerini bana ilan ediyordur. Yani bir kitabı aldınız elinize, okuduğunuz müddetçe
Kitabın yazarının mesajıyla baş başasınız. Kitabın yazarıyla o yazılanlardan anladığınız kadar baş başa ilişkilisiniz. Kitabın yazarı ölmüş olabilir, fark etmez. Onun vermek istediği mesaj seninle beraberdir. Bu bizim kitap için örneği. Kainatın yaratıcısı öldüğünü söylemek için demiyorum. Veya o da ölmüş olsa da diye. O zaman kainat var olmaz. Şu kainatın varlığını bir kitap gibi okuduğun müddetçe kitabın yazarıyla kaynaşıyorsun, berabersin, konuşuyorsun, iç içesin demektir. Peki kitabı kapattım, oraya koydum. Ne oldu? Ha, işte o aşk-ı ilahi dediğimiz yaratıcıyı tanıma, onunla kaynaşma işine ara verdim demektir. Ama efendim ben kitabı kapattım. Hala o kitaptaki manaları kendi insaniyetimde yoğurmaya çalışıyorum. Hala berabersin. Aşk-ı ilahi devam ediyor demektir. Biz, sen ve ben, ana görevimiz bu arkadaş. Saniyemizi veya yanlış yerden başlamayayım, teknik hata yapmış olurum, usul hatası yapmış olurum. Masnuiyetime dikkat etmek suretiyle saniyini masnuiyetimin içerisinde tanımaya aşk denir. Benim anlayışım bu. Bir yazılan var, ona bakalım hep beraber. From the ne dedi, nitelik mi dedi? Ha evet, gözlüğümü takmadığım için okuyamadım, kusura bakma. Bu 07 bilmem ne falan diye giren arkadaş, nitelik, kalite, özellik diyelim, hususiyetler, vasıflar. Kur'an ona esma diyor. Bir, ama bizim esma anlayışımız, adın ne arkadaş, Ahmet dedik, öyle olursa o Kur'an'ın esması değil o. Hazreti Adem'e öğrettiğini söyleyen esma. Hazreti Adem kim? Sen ve ben. Bizim masnuiyetimize nakşetti. Bizim masnuiyetimize ince ince dokuduğu özellikler, kendisinin özelliklerinin bizim yaratılmışlığımızda yansıması. Nasıl bir sanat eseri yapan insanın, bir resim yapan insanın kendisindeki resim yapma kabiliyetini yaptığı resme yansıtır mı? Ne çok kolay. Pardon. Anlaşılması çok kolay bir şey. Bir yazar kafasında bir mana var. Bu örnek ama bu tutup Allah kafasında mana var diye örnekler, temsiller olduğu gibi aktarılmaz. Onun için temsilde hata olmasın derler ya, ya hata yapma temsili yorumlarken demek o. Kafasında bir bilgi var, o bilgiyi size aktarmak istiyor. Onun için eline kalem almış, bir cümle yazdı sana, gönderdi. Ne yaptı? O kendisindeki olan bilgiyi sana yazdığı cümle aracılığıyla gönderdi. Sen insanın kafasındaki manayı, sana aktarmak istediği düşüncesini olup da beynini açıp da okuyamazsın ki. Bu örneği karıştırmayın, Allah'ın beynini mi açacağız diye. Bu örnek, misal, temsil. Ne yaparsın? Onu ifade et. İfade zaman, ya konuşarak ya yazarak ifade ettiği zaman o kişinin ne düşündüğünü senin kapasitence anlarsın. Kainat da yaratılışı itibariyle bir yazı gibidir. Okunması gerekir.
okunduğu zaman o yazıyı yazanın sana kendisini ifade ettiğini anlarsın. Bu yazının, kainat yazısının en yoğun, en yüklü, en kaliteli görebildiğimiz kadarıyla olanı insandır. Yaratıcısının bütün özelliklerini yansıttığı bir sanat eseridir insan. O sanat eserini incelemek, kendi varlığımızı sorgulayıp ona dikkat etmek suretiyle ne kadar o özellikleri tespit edebilme imkanına sahip oldu isek, o kadar saniyemize ulaştık. Farkına vardık, marifetine erdik. Onu anladık. Onunla anladığımız kadar kaynaştık. Aşk gerçekleşti aramızda. İşte buna aşk denir. Ne kadar yapabilirsen. Herkesin kendine göre bir yolu vardır. Bir anlama yolu vardır. Bir kitap okursunuz, herkes o kitaptaki cümleyi mutlaka birazcık da olsa değişik bir şekilde kendi dünyasında manasının yansıdığını bilir, fark eder. Ama yine o kendi dünyamda yansıyan o kitaptaki mananın masadakıdır. Yani o kitaptaki mananın içinde bir yeri var. İşte biz o yeri bulmaya çalışacağız. Benim kapasitem kadar, benim kabiliyetlerimi geliştirdiğim kadar. Bu kelime yani tasavvuf literatüründe üzerinde çok oynanmış bir kelimedir. Böyle anlaşılması mümkün olmayan, tatbikatı mümkün olmayan, yalnızca bazı has kullara ait olan bir meseleymiş gibi anlatırlar. Siz anlamazsınız, yanıp tutuşmayanlar bunu bilmez deyip, kim yanıp tutuşuyor, ben nasıl yanıp tutuşacağım diye meselenin içerisine giremezsiniz. Tamamen yabancısı olarak kalırsınız ve bazılarının hayranlığı ile kendinizi outur geçersiniz. Bu na ben menkıbecilik derim. Menkıbeciliğin hiçbir hakikati yoktur. Bu konuda mert olmak lazım. Korkmamak lazım. Menkıbelerle hakikate ulaşılmaz. Aman efendim ben bir menkıbe duydum da kalbim böyle yumuşadı. O senin korkundan dolayıdır. Yoksa senin gerçeğinle alakası yok onun. Senin idrakinle, senin imanınla, senin marifetullah'a ulaşmanla alakası olan bir şey değil o. Bir insan mesela birisi çok yanık bir türkü söylese, yani yanık bir türkü söyledi derler ya, sende bir duygu gelişmeye başlar. Bu iman değildir kardeşim. Marifetullah hiç değildir. Marifetullah hiç değildir. Yani bir yerde güzel bir müzik dinledim diye, kendinde bir heyecanlanma hissettim diye hakikatin farkına vardım demek değildir. Mesela birisi bir menkıbe anlattı, şöyle şöyle yapmışlar, sahabe böyle uçmuş kaçmış bir şeyler anlattı sana. Onun üzerine sende bir suçluluk duygusu belirdi. Bu iman mıdır? Hayır. Hayır. Senin hissi zafiyetinden ibaret bir olaydır. Marifetullah şuurla ulaşılmış bir sonuçtur. Şuurun uyguladığı, uygulanmaya konduğu ve kesin ben bu böyle olduğunu fark ettim dediği andır. Yoksa duygusal gerilime girmek, duygusal bir atmosferin içerisine girmek, ilahi dinleyip de coşmak bir şey ifade etmez.
senin imanına bir katkıda bulunmaz. Yalnızca seni duygusallık içerisinde boğar. Bu iman mıdır din? Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Peki efendim. Burada zamanımız doldu da şu cümleyi bir tamamlamaya çalışayım inşallah. Aciz dahi aşk gibi. Neden acizle aşkı birleştirdi? Çünkü dikkat edin, dikkat edelim. Kendi masnuiyetini tanımaktır aciz. Ben yapılmışım. Ben varlık verilmişim. Ben kendimi var edemem. Şu dünya kainat toplansa beni var edemez. İşte bak acizi gördün değil mi? Kainatın tümü dahi senin varlığında bir gram etkisi olmaz. Sen kendini böyle yapılmış, yaratılmış bir sanat eseri olarak gördüğün zaman işte aciz odur. Aciz dahi aşk gibi belki daha esnem bir tariktir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Ubudiyet tarikiyle mahbubiyete gidecek ya. Bunlar çok çok zor konular. Onur isimli arkadaşım, insan halife kılındığı için mi en kaliteli yaratıldı? Yok yok, en kaliteli yaratıldığı için halifedir. O demektir o. Halife demek sen en kaliteli yaratıldın demek. Yoksa kaliteli efsaflarla donatıldığından mı halife? Ya güzel. İşte o sen kaliteli. İkinci cümlem tamam. Benim anlayışıma uygun. Kaliteli vasıflarla donatıldığından mı halife kılınmış? Halife kılınmak işi Kur'an'dan ezbere bir nakildir. Halife dediğimiz zaman bunu anlayacağız. Benim yaratılışımda, varlığımda, masnuiyetimde öyle özellikler var ki o özelliklerin hepsi benim yaratıcımın özelliklerinin yansımasıdır diye idrak etmektir. Halife, malife dediğimiz olay bu. Denilen olay bu. İnsanın kalitesi de yaratıcısını tanıyabilecek özelliklerle donatılmasıdır. Ama sen o özellikleri, ben o özellikleri idrak edip farkına varıp anlamadıysam, onların bilincinde değilsem, halife olduğumu söylesem, bana yalnızca gülerler. Yani bu adam ne yapıyor derler. Hiçbir şeyin farkında değil ama halife olduğunu söylüyor derler. Onun için retorikleri aşıyoruz Onurcuğum. Yunus Emre diyor ki menkıbecilik ve risalelerdeki hikaye temsiller arasında metot farkı nedir? Deme. Metot farkı nedir diye sorma. Yunus Emre. Temsil menkıbe değildir. Menkıbe uçan kaçan şunun bunun hayat hatırasını nakletmektir. Bizi de o hayat hatırası çok üst düzeyden, üst perdeden anlatıldığı için bizi de, insanı da, dinleyen kişiyi de bir eziklik içine sokar. Suçluluk psikolojisine sokar. O ayrı, temsilin hiç alakası yok. Siz ne diyeceksiniz bakalım, okumadım. Herhalde o temsilden hakikate geçen Risale usulü, bu Kur'an'ın usulü aslında, Risale usulü falan diye hani Kur'an'ı atlamayalım da, Kur'an'ın usulü Risale, Kur'an'ı taklit ediyor yani taklit ediyor derken, Kur'an'ın usulünün, ben de böyle bu usulü kendime rehber edinerek tefekkür etmem lazım diyor. Onun için bu Risale usulünü geçelim. Kur'an usulü asıl temel o, kaynak o. Duygusal gerilimi hedefleyen menkıbeler gibi bir ayrım lazım diye anladım. Tabii hiç alakası yok tabii. Yani dediğiniz çok doğru da alakası yok. Yani Kur'an'daki temsiller ile menkıbelerin arasında ne bileyim hiç alaka yok. Hiç alaka yok.
nasıl oldu da çağrışım yaptı? Zannediyorum Yunus bunu şunun için yazdı. Kur'an'daki veya Kur'an'ın usulünü uygulayan Risale'deki temsilleri menkıbe diye anlamayın arkadaşlar diye izah etmek, ikaz etmek için yazmış olması lazım. Peki ben burayı Yunus Emre temsilleri eyvallah siz söylediniz demişsiniz olabilir. Peki efendim gelelim parçayının şu muamma kelimesine ubudiyet tarihiyle mahbubiyet. Bunu biz bugün bu saatten sonra zaten 9 dakika geçti konuşamayız. Çok yoğun bir kelime. Üzerinde düşünelim. Gelecek hafta birlikte mütalaa edelim. Ubudiyet tarihiyle mahbubiyete gitmek, ulaşmak ne demek? Bu gelecek haftaki mektubat dersiydi o zaman ama şimdi mektubatın zeyli işte. Mektubat dersi diye at koyduk biz buna. Mektubat, 29. mektubun zeyli. Onun için mektubat diyoruz. Gelecek haftaki mektubat dersimizin ödevi olsun hepimize. Ubudiyet tarikiyle mahbubiyete ulaşmak ne demek? Efendim, çok geçti. Arkadaşlarımızın da kendilerine göre işleri var. Benim de var. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil.